Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları toplantısına katıldı. Türkiye dünyaya 1690 farklı tarım ürünü ihraç ediyor diyen Bekir Pakdemirli, tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız 44 milyar dolar ve tarımsal dış ticaret fazlamızsa yaklaşık 4,8 milyar dolardır. Ekonomik dalgalanmalara ve dünyadaki iklim değişikliğine rağmen Türkiye'de tarım ve gıda sektörü son 10 yılda sürdürülebilir kalkınmasına devam etmiştir dedi. Türkiye'nin dünyanın 7. Avrupa'nın ise 1. tarımsal üreticisi olduğunu ve bu bağlamda Eko üyesi ülkelerle paylaşacağı önemli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, gelecek yıl özellikle Türkiye'de tarımda dijitalleşmenin yılı olacak. Dijitalleşme konusundaki çabalarımızın somut bir sonucu olarak sadece 45 dakikalık şarjla 7 saat boyunca sürekli çalışabilen çevre dostu elektrikli traktör prototipi geliştirdiğimizi beyan etmektedir etmekten gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. Dizel yakıt kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar sürüyor diyen Tarım ve Orman Bakanı, her tür hayvan kaydını hayvancılıkta tutmak için hassas tarım teknikleri kullanarak verimliliği arttıracak akıllı etiketler geliştirmeye başladık. 11 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin her yerinde 11,5 milyon fidan dikildi. Çölleşmeyle mücadelede bütün ülkeleri bizimle birlikte mücadele etmeye çağırıyorum dedi. Toplantıda Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bakan ve heyet başkanları katıldı.